Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sayın başkan. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, mezunlar adına dönem birincisinin konuşması, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Savaş İçe'nin konuşmaları, Konya Vali Yardımcımız Sayın Fatih Ahmet Kurt'un konuşmaları, kutlama mesajlarının okunması, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceye giren öğrencilerimize hediyelerin verilmesi, yemin töreni kapanış. Polis Meslek Eğitim Merkezi, rot, tören alanı, uygun adım, marş. Vatan, sana, canım, feda. Vatan, sana, canım, feda. Vatan, sana, canım, feda. Vatan, sana, canım, feda. Kıt adı. Polis, huzur, güven verin. Şimdi sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Selam! Dur! Dikkat! Mezun öğrenciler adına dönem birincisi Diyar Dinci konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Okul Müdürüm, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirlerimiz. Okulumuzun 26. dönem yemin törenine teşriflerinizden dolayı şahsım ve develerim adına hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Bugün beni ve tüm develerimi gururlandıran bir günü yaşamaktayız. Hayatımızın bir sayfasını kapatırken diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Huzurunuzda bulunan şahsım ve devrelerim Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimleri süresince demokrasi ve insan haklarına saygılı, etik ve ulusal değerlere bağlı, ilim ve teknolojide son gelişmeleri takip eden, planlama ve icra yeteneği yüksek, ekip çalışmasına yatkın, çağdaş polisler olarak yetiştirilmenin gururunu yaşıyoruz. 8 aylık eğitim öğretim süresi içinde doğru ve yanlışı ayırt etmeyi, insanı ve insanlığın değerini, birbirimize karşı her zaman saygılı ve dürüst olmayı, vatana ve millete yararlı bir birey olmak için gereken ön bilgileri öğrendik. Şimdi nice anılar ve güzel duyguların eşliğinde gururlu ve bir o kadar da hüzünlü olarak okulumuza veda ediyoruz. Bizleri eğitim ve öğretimlerinde büyük rol oynayan başta okul müdürümüz Sayın Savaş İçen olmak üzere tüm sıralı amirlerimize ve tüm okul çalışanlarına, ayrıca benden desteğini hiçbir zaman esirgeme ve daima yanımda olduklarını hissettiren aileme huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın bekası uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizin ve emanetini bizlere teslim eden yüce Türk milletinin üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Emniyet teşkilatının yeni mensupları olarak göreve başlayacak olan bizler, sürekli yenilenme ve gelişme bilinci içerisinde büyük bir özveriyle var gücümüzle çalışacağız. Arz ederim.
birinci sınıf emniyet müdürü Sayın Savaş İçen'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, protokolün değerli üyeleri, basınımızın güzide mensupları, saygıdeğer konuklar. Bu mutlu günümüzde mezuniyet törenimize teşrifleriniz nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi 26. dönem eğitiminin son gününde 145 genç arkadaşımızı teşkilatımızın şerefli birer mensubu olarak bu kutlu yuvadan uğurluyoruz. Eğitim öğretim dönemi boyunca her türlü imkanı bizlere sunan devletimize ve yüce Türk milletine minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim. İzninizle öncelikle bu gençlerimizin iyi birer polis olarak yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti gösteren okulumuz personeline seslenmek istiyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım, 8 ay önce ailelerinden ve milletimizden emanet aldığımız bu gençleri bugün emniyet teşkilatımızın birer üyesi ve mesai arkadaşlarımız olarak görmenin haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Eğitim, insanlık tarihinde en kutsal ve müstesna yere sahip bir müessesedir. Tek bir insanın, tek bir vatandaşını müspet yönde değiştirmenin, bir ülkenin kaderini değiştirebileceğinin idrakiyle görevinizi ifa ettiniz. Bugün aramıza katılan genç meslektaşlarımızı kendi evlatlarınızdan, kendi kardeşlerinizden ayırmadınız. Önce ailelerinin, daha da önemlisi yüce Türk milletinin emanetleri olarak gördüğünüz bu kardeşlerimizin yetişmesine yaptığınız katkılar ve emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu haklı gururu bizler gibi yaşayan ancak pandemi koşulları nedeniyle aramızda olamayan çok kıymetli velilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu pırıl pırıl gençleri vatan hizmeti için bizlere emanet eden siz kıymetli insanlara milletimiz ve devletimiz adına ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ve sevgili gençler, 8 aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından mesai arkadaşı olarak aramıza katılıyorsunuz. Çok şerefli bir mesleğin, binlerce şehit vermiş bir teşkilatın yeni neferleri olarak üzerinizdeki sorumluluğun bilincinde olduğunuza eminim. Polislik her şeyden önce fedakarlık gerektiren bir meslektir. Meslekten de öte devlete, millete, bayrağa adanmışlıktır. Zaman mevhumu olmaksızın gece gündüz demeden ifa edilen bu görev vatan ve bayrak aşkını, kanunlara bağlılığı hem vatandaşlarımızı hem mesai arkadaşlarınızı kendinizden daha fazla düşünmeyi zorunlu kılar. Devletine, bayrağına sevgi beslemeyen ve onlar için fedakarlık yapamayacak kişilerin polis olması asla düşünülemez. Polisi zorbalardan, zalimlerden ayıran en temel husus ise güç ve yetkisini kanunlardan almasıdır. Polisin tüm vatandaşları hukuk içerisinde kalmaya ikna edebilmesi için öncelikle kendisinin hukuka ve hukuk devletine inanması gerekir. Bu sorumluluğunuzu asla aklınızdan çıkarmayın. Polis, devletin sokaktaki yüzü ve aynasıdır. Bu yönüyle de toplumun her kesimine karşı eşit mesafede olması gerekir. Türk polisinin göreviyle ilgili konularda sadakat göstereceği, emir alacağı tek merci Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun adına yetki kullanan sıralı amirleridir. Devlet bu konuda asla şerik kabul etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi görevini yaparken devlet haricinde hiçbir odağın ya da kişinin emir ve tavsiyelerini dikkate almaz. Üzerinizdeki bir başka mesuliyet de suçluları ve hainleri tanımak ve onları alt edebilmek için ihtiyaç duyacağınız şeylerin bilincinde olmaktır. Bilgi bu araçların en önde gelenidir. Bilginin ve teknolojinin bu ikisini elinde bulunduranlara verdiği gücü asla aklınızdan çıkarmayın. Suç ve suçluyla mücadelede sizi bir adım öne geçirecek şey
bilgi ve teknolojiye hakimiyet olacaktır. Okumaktan, araştırmaktan ve öğrendiklerinizi hayata geçirmekten asla geri durmayın. Sevgili gençler, Türk milletinin her ferdinin dişinden, tırnağından arttırdığı vergilerle kurulan bu okulda yine aynı vergilerle sizlere tahsis edilen imkanlarla okudunuz. Bugüne kadar devlet ve milletimiz sizlere fedakarlıktan geri durmadı. Şimdi roller değişecek. Her bir arkadaşım kendisine sunulan imkanların her bir kuruşunu alın teri ve fedakarlık içinde fazlasıyla ödeyecektir. Bundan asla kuşkumuz yoktur. Vatanın, bayrağın ve milletin huzuru için her bir arkadaşımın gece gündüz demeden çalışacağına ve milletimizin dualarını hak edeceğine, bu inancı son nefesine kadar taşıyacağına inancım tamdır. Bütün bu hissiyatlarla sözlerime son vermeden önce gazilerimizi millet ve şükranla anıyor. Başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için fedakarlıkların en büyüğünü yaparak canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Sizler ailelerinizin, bizlerin ve milletin göz bebekleri ve gurur kaynağısınız. Aldığınız eğitim ışığında şerefli yarınlara ulaşmak için hazırladığınız yüksek karakter ve ahlaktan oluşan azığınız bol, yolunuz, bahtınız açık olsun. Müdürlüğümüz yemin törenine kutlama mesajı gönderen devlet büyüğümüzün mesajını arz ediyorum. FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütlerine karşı göstermiş olduğu mücadeledeki başarısının yanı sıra asayişten uyuşturucuyla mücadeleye, trafikten istihbarata her alanda çok daha başarılı işlere imza atmaktadır. Sizlerin de burada öğretildiği gibi hukuk ilkelerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasimizin koruyucusu olarak üstlendiğiniz bu görevde görevinizi en iyi şekilde yaparak aziz milletimize hizmet edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur. Bir grubun, şahsın ya da ekibin sizlere bu üniformayı layık gören Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisleri olduğunuzu aklınızdan ve kalbinizden asla çıkarmayın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor. Çalışmalarınıza muvaffakiyetler diliyorum. Sizleri vatan ve millet sevdalısı birer evlat olarak yetiştiren ailenize ve burada eğitiminize emeği geçen okul müdürümüze ve tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime son verirken yeni polis memurlarımızın vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konya Vali Yardımcımız Sayın Fatih Ahmet Kurt'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Protokol, değerli basın mensupları ve değerli konuklar, mesleğe yeni atılacak olan genç polis arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli ilçemizdeki okulumuzda da genç arkadaşlarımızı mezun ettik ve bundan sonra kurallarını çekmek suretiyle Türkiye'nin dört bir yanına gidecekler ve ülkeye hizmet edeceklerdir. Değerli arkadaşlar, polislik zor bir meslektir. Polislik fedakarlık ister. Klasik diğer devlet memurluğu gibi sabah 8 akşam 5 mesai türü bir memuriyet değildir. Dolayısıyla sizler ülkenin değişik bölgelerinde ve emniyet teşkilatının değişik birimlerinde görev yapacaksınız. Yaz kış demeden, soğuk sıcak demeden, gece gündüz demeden var gücünüzle çalışacağınıza inanıyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu güzel ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Sizler bu ülkeye hizmet için yetiştirildiniz.
ve verilen bu emekleri karşılıksız bırakmayacağınıza inanıyorum. Sizler önümüzdeki günlerde çeşitli illere gideceksiniz. Oralarda verilen görevleri yapacaksınız. Burada sizi başta okul müdürümüz olmak üzere eğitimci arkadaşlar, öğretim görevlisi arkadaşlar siz de en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştılar. Sizler gücünüzü devletin ve mevzuatın size verdiği yetkileri kullanmaktır. Sizler bu gücü vatandaşlara karşı adil, eşit bir şekilde kullanmanız gerekmektedir. Hiçbir ayrım yapmadan etnik yapısına, mezhep yapısına, eğitimine, kültürüne, doğu batı vatandaşı demeden herkese eşit şekilde, adil bir şekilde onlara hizmet vermek zorundasınız. Tarafsız bir şekilde hareket etmek zorundasınız. Sizler sadece taraf olacağınız bir konu vardır. Orada elbette ki taraflı olacaksınız. Bugün ve geçmişte olduğu gibi büyük sıkıntılar yaşamış olan ülkemizde gerek FETÖ, gerek PKK, gerek IŞİD gibi değişik terör örgütleriyle yıllardır mücadele etmekteyiz ve bundan sonra da edeceğiz. Sizler bu konuda tabii ki taraf olacaksınız ve devletin yanında olacaksınız. Geçmişte birçok şehit arkadaş verdik, birçok gazi arkadaşlarımız oldu, polis arkadaşlarımız. İnşallah böyle bir şey istemiyoruz ama belki vatan uğruna bizler de sizler de gerektiğinde şehit olacağız, gazi olacağız. Değerli arkadaşlar, ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Biraz sonra çeşitli ödüller, törenler ve diplomalar da verilecek. Ben başta sizleri yetiştiren, bugüne getiren anne babalarınıza çok teşekkür etmiyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere, ülkeye, millete hayırlı birer evlat yetiştirdikleri için. Yine başta okul müdürümüz ve okul idarecilerimiz, yöneticilerimiz, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizleri en iyi şekilde yetiştirdiler ve bugüne getirdiler. Bundan sonraki hayatınızda ve meslek hayatınızda, özel hayatınızda başarılar diliyorum. Hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. Bravo! 26. dönem birincisi Diyar Dinci Yaş Kütüğü'ne plaket çakmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Müdürlüğümüzden 26. dönem POMEM eğitiminde 145 öğrenci mezun olmuştur. Okulumuzu ilk 3 dereceyle bitiren öğrencileri huzurlarınıza davet ediyorum. Dönem birincisi Diyar Dinç. Dönem ikincisi Görkem Tokdemir. Dönem üçüncüsü Hüseyin Erdem Ünal. Dereceye giren ilk 3 öğrencimize müdürlüğümüz ve Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı tarafından verilen hediyeleri takdim etmek üzere Konya Vali Yardımcımız Sayın Fatih Ahmet Kurt'un teşriflerini arz ederim. Dereceye giren öğrenciler, sağ, dön, koşar adım, yerlerinize, marş marş. Al! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na! Atatürk ilke ve inkılaplarına! Atatürk ilke
Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. Sadakatle bağlı kalacağıma. Sadakatle bağlı kalacağıma. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını. Milletin hizmetinde olarak. Milletin hizmetinde olarak. Tarafsız ve eşitlik ilkelerini. Tarafsız ve eşitlik ilkelerini. Bağlı kalarak uygulayacağıma. Bağlı kalarak uygulayacağıma. Türk milletinin. Türk milletinin. Milli. Milli. Ahlaki. Ahlaki. İnsani. İnsani. Manevi ve kültürel değerleri benimseyip. Manevi ve kültürel değerleri benimseyip. Koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma. Koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma. İnsan haklarına. İnsan haklarına. Ve anayasanın temel ilkelerine dayanan. Ve anayasanın temel ilkelerine dayanan. Milli. Milli. Demokratik. Demokratik. Layık bir hukuk devleti olan. Layık bir hukuk devleti olan. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Görev ve sorumluluklarımı bilerek. Görev ve sorumluluklarımı bilerek. Bunları davranış haliyle göstereceğime. Bunları davranış haliyle göstereceğime. Namusum ve şerefim üzerine. Namusum ve şerefim üzerine. Yemin ederim. Yemin ederim. Esas duruş. Tören al. Evet, nasılsınız arkadaşlar? 26. dönem puan öğrenci! 26! 23! 22! 21! 20! 19! 18! 17! 16! 15! 14! 13! 12! 11! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 0! Hayırlı olsun.